geldin, hoş geldin. Arsada 10 dönüm kapalı olan bir yer. Diğer testleri de şöyle başlayalım. Geçmişte iştirak şirketler hep kamunun mallarını özel sektöre rahat verebiliriz. Sonra hiçbir kaybı vesaire uzayda olmadan doğrudan özel bir işletmeye veriyoruz. Aslında sosyal tesisler. Sonra burayı okul alanı gibi ruhsatlandırıyorlar. Aykırı olmasına rağmen. Sonra o zaman işleten kişiyle ilgili de iktidarın sorunları olduğu için başka bir gruba devrettiriyorlar. Biz de bir göreve gelince buranın amacı dışında kullanıldığını gördük. Çok yani kullandığı fonksiyonda değil, biz almamız gereken kiranın çok az bir kira aldığımızı tespit ettik. Önce sulhen çıkartmak istedik. Burada bir yatırım maliyeti vesaire vardı. Bunu pek ciddiye almadılar. O zaman çok uzlaşmadılar açıkçası. Sonra mahkeme yoluna başladık. Yaklaşık 4 yıl sürdü bu mücadelemiz. İşte bir ay önce de tahliye süreçlerine başladı ama tahliye sürecinde de biraz kriz yaşadık. Biz burayı aslında sorunsuz bir şekilde böyle yıpratılmadan almamız gerekiyordu. Gene bir hem zaman kaybedeceğiz tahliye ederken hem de bir yatırım maliyeti var. Ama onda hukuki mücadelesini devam ettirip ondan kazanacağız gelir olarak. Zaten mümeli kaynak olacak ama biz burayı tabii hızlıca bir kamuya açık bir sosyal tesis, yani sosyal fonksiyonda tesisler haline getireceğiz. Genel sekreterimizin koordinasyonunda zaten 7-8 tane bölüm geldi. Fonksiyonlar sonra çalışmalarına başladılar. Önemli bir alan. İstanbul'da yani 20 bin metrede 10 bin metre kapalı alanımız var. Evet. Aslında uzun süredir kamuya ait olan bir yer. Bir grubun çok aslında kayırmacılıkla yani güncel değerlerden çok uzak bir biçimde verilmiş. Önce çok yandaş gibi görünen bir gruba verilmiş. Sonra yandaş olmadığı anlaşılınca bir gecede başka bir gruba devredilmiş. Devredince orada yine bir anlayış göstermiş anladığım kadarıyla. Sonra biz gelince de hukuki mücadele başlamış. 5 sene üzerine bu iş toparlanmış. Bunun gibi 7 tane daha tesisimiz var. Yakında da bir tane yurt binamız var. Orada da hukuki mücadelemiz devam ediyor. Yaklaşık 1100 kapasiteli yurtlarımız bu şekilde kullanılıyor. Bunların hukuki süreçleri tamamlanmak üzere. Bir kısmını bu yıl sonuna çözeceğiz. Pendik'te bir yerimizi kazandırdık. Aslında herhalde oraya gideceğiz. Siz de oraya komisyonlarında kadar zaten Büyükşehir Belediye'mize verdik. Böyle 7-8 tesisi yakın zamanda kamuya kazandıracağız başkanım. Aslında buraya baktığında hani bu güncel değeriyle çarpsak bölsek herhalde 670 milyon liralık bir sadece yatırım maliyeti minimum 150-160 milyon TL arsasıyla marsasıyla 600-700 milyon liralık bir mülkiyeti bir gruba peşkeş çekilmiş. Aynen öyle. Siz de muhafızlık yaptınız peki. Başkanım bizim o zaman imar komisyonundaydık biliyorsunuz beraber. Burası zaten hususuz bir şekilde bir yandaş sizin ifade ettiğiniz gibi. Şu anda Başakşehir halkı, sanayi bölgesi size çok teşekkür ediyor. Çok çabuk duyuldu. Çok çabuk bir sevinç oldu. Ben kendim kazanmış kadar mutlu oldum genel müdürümüze ve Taş'a teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başakşehir aslında çok güzel bir bilgi, haber yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Vadiye bir bakalım mı görürseniz. Sular Vadisi aslında Büyükşehir tasarrufluyken yapıştırdığı evet Kiptaş'a ama Kiptaş buradaki tüm tesisleri doğrudan belli kişilere kiralıyoruz. Göreve geldikten zaten bu sayıştay tespitlerinde de var. Şu binada da zaten. Bu bina bizim mülkümüz. Burada bir davalık durumumuz var. Burayı çözmeye çalışıyoruz. Burayla da Büyükşehir Belediye'mizin ilgili bilimleri şu an daha aktif bir şekilde ilgileniyor. Burada gördüğünüz tesisler irili ufaklı hepsi aslında kamu yayla kanunuyla kiralanması gerekirken doğrudan belirmişti. Biz bunların çoğunun tahliyesini yaptık. Kamu yayla kanunu kapsamında kiralama süreçlerini tamamladık. Buralarda da ciddi bir hukuki mücadelemiz var ama bu bölgenin en gözde yeri şu an içinde bulunduğumuz tesis. Şu dışarıdan yurt binasını bize gösterebileceğim bir alan var. Şimdiki rotamızda binayı gösterirken başlayalım. İlçe başkanımız nerede? Burada başkanımız. Burada başkanımız.
Şehzade başkanım. Buradayım hocam. Burada tamam. Tamam. Bir açılabilir miyiz? Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun başkanım. Aslında bugün bir iki haftadır bugün yarın hukuki süreçlerini takip ettiğimiz bir yere geldik. Başakşehir'deyiz. Sular Vadisi mevkiinde 20 bin metrekarelik bir alanın uzun yıllardır geçmişte hani ne istediniz de vermedik diye tarifledikleri anlayışlara ya da kurumlardan birine verilen bu alan daha sonra bir şekilde bizim aklımızın mantığımızın almayacağı ya da böyle bir şey de yapılır mı diye düşünemeyeceğimiz bir biçimde hülle gibi muhtelif yerlerde de harekete geçirdikleri hadi bu kurum lekeli başka bir kuruma aktaralım ve orada işlerimizi yürütelim anlayışıyla süreçler yapılmış. 20 bin metrekare arsa büyüklüğü olan 10 bin metrekarenin üzerinde yaklaşık eğitim alanlarının bulunduğu. Bugün bir metrekaresi artık 30-40 bin liraları bulduğunu düşündüğümüzde yani bunun neredeyse 300-400 milyon sadece yapım imalatı ya da maliyeti olduğu altında arsasını kattığınızda çünkü peşkeş çekiliyor. Doğru dürüst bir kirası yok. Hatta neredeyse kirasız veriliyor ve bunlar iştiraklerin üzerinden yapılıyor bütün evet. Bu işlemler. Bu şu anda hukuki mücadelesini Kiptaş üzerinden sürdürdüğümüz 7 alandan bir tanesi. Hemen arkada da bir yurt binası var. Bir tanesi o. 140 öğrencilik. Bu tabii baktığınızda hani insanın kafası karışıyor. Yani ben İstanbul muhafızlığı derken aslında o kadar kutsal bir şeyi tarifliyorum ki. Bakınız şurada 10 bin metrekarelik kapalı alandan bahsediyorum. Allah yukarıda şahittir ki şurada bir kulübe göstersinler, kulübe. Evet. Yani bir MOBA deriz, güvenlik kulübesini Ekrem İmamoğlu 5,5 senede birine vermiş mi? Onun için bize muhafızlığın ne olduğunu biz bunlara göstereceğiz. Yani İstanbul muhafızlığının ne olduğunu, neyi neden koruduğumuzu, kolladığımızı, bunun altında asla siyasetin olmadığını, siyasi kurumların olmadığını, bu işin halkın, milletin onurunu, namusunu, hakkını, hukukunu, malını, mülkünü korumak olduğunu bu millete adım adım yaşatacağız ve bu kötü niyetli insanlara da bunu göstereceğiz. Ve bu konuda tavizimiz yok. Bakınız bu mülkiyetin geçişi hukuki olarak 4 seneyi aşkın sürede sonuçlanabilmiş. Yani 4 seneyi aşkın bir sürede sonuçlanabilmiş. Ahmakça bir davada da arkadaşlar alelacele nasıl ceza veririzin çabası içerisindeler. Hukukun, kamu malının, mülkünün korunmasının, bir düzenin dönüştürme hikayesinin ve mücadelesinin aslında çok net özetidir burada yapılan iş ve işlem. Biz bunun gibi birçok alanda mücadelemizi verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu memleketin ve bu milletin malını koruduk, korumaya devam ediyoruz. Onun için diyorum, bugün İstanbul muhafızlığı, yarın Türkiye muhafızlığı. Tabii ki İstanbul'un muhafızı olmak demek, Türkiye'nin muhafızı olmak demektir. Bu kavramla hareket edeceğiz ve etmeye devam edeceğiz. Çok kararlıyız burada. Emeği geçen arkadaşlarıma elbette teşekkür ediyorum ama esas emek bundan sonra bugün buradaki bütün kurum yöneticilerimizle özellikle geldim ve arkadaşlarımın bu alandaki düşüncelerini bir miktar sizden sonra dinleyeceğim ve hızlıca burada Başakşehir'in çocuklarına, gençlerine amasız fakatsız birinin tezgahından geçerek değil, bu milletin tedrisatından, bu memleketin, bu devletin tedrisatından geçen eğitimler alsınlar diye
doğayla buluşsunlar diye, insanlar bir araya gelsinler diye hizmetlerimizi başlatacağız. Bu Başakşehir ve Sular Vadisi denen hat üzerinde dava açtığımız 6-7 mekandan bir tanesi burası. Çünkü bu alan gerçekten yine bu İstanbul muhafızlığı kavramı noktasında en geçmişe dönük, en acı, en böyle yağmacı, en böyle ne diyelim üstüne çöken bir anlayışla nasıl bir süreç yönettiklerini, nasıl milletin malını kendi malı imiş gibi kullandıklarının çok somut özetlerinden bir tanesidir. Yani Vaniköy'de bir Boğaz'a bakan villa üzerinden kopardıkları kıyametleri dün Boğaz imarı başında olan arkadaşım çok net tarifledi. Çok acı. Yaklaşık 45-50 gün, geçen televizyon programında söyledim, takip ediyorum diye. 50 gün önce Cumhurbaşkanlığına şikayet edilen ve 50 gün önce Şehircilik Bakanlığı'na şikayetin ulaştığı günden itibaren ellerinde olan bu bilgiyi, bu ihbarı değerlendirmeyen akıl ne zaman ki biz ki tutanak tutmuşuz, gene şov yapmamışız ama ne zaman ki bir sosyal medyada bir fotoğraf görüyorlar, vay buradan Ekrem'in üstüne çullanabilir miyiz diye ortaya dökülenler dün yıkım yapmaya gittiğimiz yerde yıkımla ilgili ellerinde hiçbir mekanik hazırlık, herhangi bir makine, herhangi bir şey olmamasına rağmen bizim yıkımımızı saatlerce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü arabalarıyla engellediler. Arabaların plakaları, görev numaraları var. Biraz Karadeniz fıkrası gibi olsun, arabalara suç duyurusunda bulun dedim. Çok güzel. Arabalara suç duyurusunda bulun dedim. Arabalar onlardan daha onurlu davranabilir çünkü. Belki trafikten men edilirler hızlıca. Onları men edemiyoruz şu anda. Arabaları trafikten men ederiz. Arabalarla ilgili acilen plakaları, tescil numaraları varmış. Suç duyurusunda bulun dedim. Kanunu hukuken tarihe geçsin. Bu bir memleket adına bir trajik durumdur. Bir örnektir, somut bir örnektir. Biz 5,5 sene halkına, milletini kendini onlara adamış bir anlayışla ve insanlarla yol yürüyoruz. Bu kararlılığımız devam edecek. Bu memleketin bu üstüne çöktükleri varlıklarını, bu milletin üstüne çöktükleri mülklerini, varlıklarını korumaya, muhafızını yapmaya devam edeceğiz. Burası ile ilgili sorumuz vardı. 15 Temmuz'dan önce burası hangi gruba aitti? 15 Temmuz'dan sonra kime verildi? Onun yani ben kurum isimlerini vermeyi çok tercih etmiyorum. Hele hele bazı bu ülkeye çok derin zararlar vermiş kurum veya kişilerin isimlerini hiç tekrar etmeyi bir reklam yapmak gibi görürüm. Bu memlekette dediğimizin ne anlama geldiğini herkes zaten biliyor. Ama şunu söyleyebilirim, bence dünle bugün farkı yok. Dünkü kurumlarla bugünkü kurumların ismi değişmiş olabilir ama anlayış aynı. Ve ne yazık ki bugünkü iktidara en yakın, hatta akrabalık ilişkisi olan insanların bu tür kurumları devralarak hizmetlerine, sözüm ona, hizmetlerine, çıkarları uğruna devam ettiklerini de tespit ediyoruz zaten. Bunlar deşifre durumda hukuken. Baktığınızda yaptığımız iş ve işlemlerle nereye dava açtığımıza baktığınızda nasıl bir tarafa peşkeş çekilip hadi bakalım bir gecede her şey değişti başka bir grup bulup oranın üzerine bunları aktarmalarını hep beraber görüyorsunuz zaten. Onun için isim vermeyi çok da anlamlı buluyorum. Başkanım, özür dilerim. 2009 sel felaketinden bu yana Vadi Center atıl durumda bekliyor. Ben de burada oturdum yıllarca. Vatandaşlar neden ekonomi kazandırılmıyor? Bir de Killer Market'in yeri vardı. O da İBB'nin. Ne durumda? Çünkü gerçekten insanlar bunlar atıl durumda niye duruyor diye zaman zaman söylüyorlar. Bu Killer'in yeri ve Vadi Center bir iki kişi dışında hemen hemen hepsi anlaşılmıştı. 15 yıl oldu. Ne zaman ekonomiye kazandırılacak iki yer? Haklısınız. Biz de işte az önce dediğim ve uzaktan gösterdiğim şekliyle davası devam eden yerlerden bir tanesi. Ne yazık ki yine hani söyleyeceğim. Ahmakça bir davada hızlı hareket ediyorlar ama bu tür halkın, kamunun, malının
korunduğu noktalarda da uzun sürüyor. Şu anda davası devam ediyor. Orada mülkiyet ortaklıkları vesaireler var. Süreçleri devam ediyor. Tetikte yani uzlaşmak da istiyoruz bu arada. Hani ne yapalım yani hukuken bir şeyi çözemiyoruz. Bazen uzlaşma çabamız da var. Ben birebir içlerinde oldum bu uzlaşma süreçlerinin ama kolay olmuyor. Kolay değil arsızlıkla, açgözlükle uğraşmak. Efendim Ahmakça dava dediniz. Bir kez daha ona istinaden Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. Siz Hodri Meydan'da demiştiniz bir televizyon kanalında. Bu sözleriniz şu anda yargılama devam ettiği için yargı mensuplarını etkilemeye dönük olarak nitelendirdi Adalet Bakanı. Sizin açıklamalarınızı siz ne dersiniz? Şimdi lisede çok gürültü yapan arkadaşlar olarak en arka sırada otururduk. Öğretmen de kızarak bize siz arkadakiler derdi, biz döner duvara bakardık. Şimdi arkadaşımız da siniyor, lafı başkasına aktarmaya çalışıyor. Ben direkt kendine söyledim, yargıya falan değil. O ve onun gibi bugünkü iktidarın mensuplarına söyledi. Bu işi nasıl etkilediklerini, nasıl baskı altında tuttuklarına dair. Direkt kendine. Onun için sinip yargı demesin. Sonuçta cümlenin sonrasında da dedim, en erken yapılacak seçimde, o seçimde ki o dedim Yargıtay süresini bile dolduramayacaklar. Bu millet öyle bir sert cevap verecek ki onlara ve o ilk seçimde de biz milletçe bu ahmakça davada eğer bu baskıya devam ederler, onun için Hodri Meydan dedim, ceza vermeye kalkarlarsa Yargıtay'daki süreci göremeden sandıkta dedin. Sandığın anlamı nedir? Sandıkta gereken cevabı alacaklar ve gidecekler dedim. Bu kadar basit cevabı algılayamayan kendini bir gözden geçirsin. Bir. İkincisi, bakın ben size bir hatırlatma daha yapayım. Bunlar hep unutuluyor. Bana hakaret eden bakan, ben ona cevap verdikten sonra hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor. Yazı yazıyor. Hadi karar verin de ben de ona göre karar vereyim. Ne için? Bakan diyor ki bana dedi. Şimdi istinaftaki bekleyen kararı bekliyor öbür mahkeme. Diyor ki ya siz de diyorsunuz ki bunu illa YSK üyelerine dedi diye iddia ediyorsunuz. Bir karar verin de bakanın açtığı davayı yürürlüğe koyayım. Yani İstinaf lehimize karar verirse benim bir de bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanla hesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar, hesaplaşalım. Ben dava açmışım. Bakan bana ahmak dedi diye. O davayı da ben bakan yargılayamam. Dokunulmazlığı var diye mahkeme ta o zaman hükümsüz bırakmış. Şimdi bu kadar. Yani bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor. Yani yargı adına içini burkuyor. Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi yargıyı etkileyen, yargıyı arka planda, zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarını parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz günde Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak. Daha özeti olabilir mi? Bu kadar net. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet.